Bugün sadece İstanbul değil, Türkiye'nin ve hatta dünyanın en nadir coğrafi oluşumu olan İstanbul Boğazı'nı inceleyeceğiz. Birçoğumuza göre bugün Boğaziçi dediğimiz bölge hep vardı. Çoğumuz onun jeolojik oluşumuna bakmak yerine jeopolitik değerleriyle ilgilenmeyi tercih eder. Boğaz denince aklımıza çoğu zaman yarattığı yaşam biçimi, mimarisi, ışıltılı yaşantısı ve doğası gelir. Boğaziçi adeta insanı büyüler. İstanbul ve Boğazı birbirleriyle özleşmişlerdir artık. Bugünkü paylaşıma hoş geldiniz. Girişte de söylediğim gibi bugün ana konumuz bizlerin Boğaziçi dediğimiz, yabancıların Bosporus dediği su yolunu bilhassa mimari yönünü inceleyeceğiz. Ancak sözlerime Boğaz hakkında en az bilindiğini düşündüğüm bir nokta ile başlamak istiyorum. Boğaz kaç yaşındadır ve nasıl oluşmuştur? Günümüzde Boğaz'ın oluşumuna ilişkin en çok ilgi gören yaklaşım İstanbul Boğaz Vadisi'nin son buzul çağından sonra deniz tarafından doldurulduğudur. Boğaz'ın eski bir veya birkaç akarsu vadisi içine yerleşmiş olduğunu jeologlar tarafından biliyoruz. Bu akarsu vadileri Trakya ve Kocaeli ana karalarının bitip birbirleriyle temas ettikleri en derin vadilerdir. Yaklaşık bugün 100 metre derinlikte bu akarsuların izleri görülür. Yani o vadiden akan o zamanki akarsular. O zaman dediğim zaman aşağı yukarı 7100 ile 8400 hatta kimine göre 8900 yıl öncesi aralığından herhangi bir zamanda yani 7-8 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Son buzul çağından sonraki deniz seviyesi yükselmesini izleyen olaylar silsilesi içinde ani bir su basmasından bahsediyoruz. Bu Boğaz'ın Bosporus denmesinin nedeni nedir? Niçin Bosporus denmektedir? İstanbul Boğazı yani Bosporus efsanesi aslında İstanbul'un kuruluşuyla ilintili bir hikayedir. Kuruluşta adı geçen ve çoğumuzun bildiği Kral Bizas'ın anneannesi ve Hera Tapınağı'nın rahibesi İyo, Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olarak geçen çapkın Zeus ile aşk yaşamaktadır. Zeus ve Io bir gün birlikteyken Zeus'un eşi ve baş tanrıça Hera durumun farkına varır. Bunun üzerine baş tanrı Io'yu boynuzlu bir ineğe çevirir. Hera bu ineğin başına bir dev diker. Ancak bu dev kralın adamları tarafından öldürülünce bu sefer Hera Io'nun başına bir sinek musallat eder. İstanbul Boğazı'nı Bosporus olarak adlandırılacak olan hikayede tam burada başlar. Efsaneye göre İyo sinekten kaçarken yolları, ovaları, dağları aşar ancak bir türlü kurtulamaz. Sonunda derin bir vadinin kenarına denk gelir. Bugün buna İstanbul Boğazı diyoruz. Tam vadiyi geçerken alan suyla dolar. Biraz evvel söylediğim nedenlerden dolayı ve İstanbul Boğazı oluşur. Boğaz için adı böylece oluşmuştur. Grekçe boğuz, inek, foros ise geçit anlamına geldiğini biliyoruz. Eski Yunanca inek geçidi anlamına gelen Bosporus ve bugünkü İngilizceden gelen adıyla Bosporus oluşmuş olur. Şimdi hazır söz bendeyken bu Boğaz'la ilgili bazı sayılar vereyim. Çünkü turlara başlamadan önce genel olarak bir bilgi verilirken biraz sayılardan da bahsetmek gerekir. Bizim bugün İstanbul Boğaz dediğimiz yer Kız Kulesi'nden başlayarak bu Anadolu ve Rumeli Fenerine kadar uzanan bir bölge. Kız Kulesi'nden Anadolu Fenerine dek uzunluğu 35 kilometre. Kıyı şeridinden bahsediyorum. Sarayburnu'ndan Rumeli Fenerine olan uzunluğu ise 55 kilometre. Eğer ortadan düz bir çizgi çekecek olsak bu aşağı yukarı
biraz fazlası var ama 31 kilometreye denk geliyor. Boğaz'ın en dar yeri yaklaşık 700 metre diyelim. Yani akılda kalması için 700 metre ile Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı arası. En geniş yeri ise 3500 metre ile 3,5 kilometre ile Büyükdere, Çayırbaşı ve Umur yeri arasındadır. İstanbul Boğazı'nın tabanı birçok çukur ve tümseklerle dolu. Tabanda derinliği 50 metreyi bulan boğazı baştan başa geçen bir oluk yer almaktadır. Bu oluk sürekli olarak boğazın ortasına gitmemekte, kimi zaman karşılıklı kıyılara doğru yaklaşmaktadır. Daha kuzeyde bugünkü ikinci köprü dediğimiz yerde bu derinlik 100 metreyi aşmaktadır. Şimdi İstanbul Boğazı doğal olmadığı için bir sürü kıvrımları var. Bu kıvrım sayısı 12. Bu önemli bir rakam. Bu nedenle seyir yapan gemiler Boğaz'ın bu coğrafi özelliğinden dolayı 12 kez rota yani seyir güzergahını değiştirmek zorundadırlar. Dünyada deniz trafiğine açık bizim Boğaz gibi 260 küsur, 264 tane su yolu var. Ama Boğaz bu tarihi kültürü, güzellikleri barındırması açısından dünyada bir eşi ve benzeri olmayan özelliklere sahip. Aynı zamanda dünyanın en dar ve gemiler için daha da önemlisi en çok riskli su yollarından birisidir. Boğaz'da yerel deniz trafiğinde her gün ortalama 2400-2500 gemi hareket olmaktadır. Bu rakama yatları, balıkçı ve turist teknelerini de katacak olursak yıllık milyon sayısına ulaşabiliriz. Şimdi bu kadar bilgiden sonra Boğaz'da seyahat eden kendime uzanayım. İsmail, şu aralar neredesin? Merhaba, bana hiç söz gelmeyecekmiş gibi zannettim. Bu arada ben Boğaz'da yola çıktım. Eminönü'nden Sarıyer'e doğru gidiyorum. Avrupa yakasının kuzeye çıkıyoruz şu anda. Ekrandan da gördüğünüz gibi Mimar Sinan Üniversitesi'nin önüne geldik. Buna çifte saraylar da denir. Çifte saraylar Sultan Abdülmecit tarafından kızları Münire Sultan ki 18 yaşında ölmüştür ve Cemile Sultan adına 19. yüzyılda 1856-59 yıllarında mimar Garabet Balyan'a yaptırmış. İstanbul'da ilk meclis binası biraz sonra göreceğimiz Çırağan Sarayı iken son meclis binası da bu çifte saraylar. Şimdi bu sağdaki Cemile Sultan'ınkinde yapılmış bu. Bu yüzden de arkasındaki caddenin adı Meclisi Mibusan. 1926'da Güzel Sanatlar Akademisi'ne devredilmiş. Günümüzde de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak kullanılmakta. Şöyle ekranı biraz sağa kaydırdığımda bir saraylar mevkii diyebiliriz buraya. Dolmabahçe'ye doğru geliyoruz. Dolmabahçe'de bölgeye adını veren Pentacondrikon yani 50 kürekli gemilerin yanaştığı bir koyken kimilerine göre Barbaros Hayrettin Paşa o zaman balçık haline gelmiş bulunan bu koyu savaş esirlerine doldurtmuş. Dolayısıyla bu dolmaktan dolayı Dolmabahçe denmiş. Buranın tabii en belirleyici yapısı şu anda gördüğümüz Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı da biraz evvel bahsettiğim Garabet ve kardeşi Nikos Balyan tarafından Abdülmecit tarafından yaptırılıyor. 43'te 1843'te temeli atılıyor. Kim projesini yapmış bilmiyoruz. 1853 yılında ülke bu Kırım Savaşı'ndayken hatta bir borç batağındayken tamamlanıyor ama açılmıyor. İnsanlar bu duruma bozulmasın diye 1856'da ancak açılıyor gecikmeli olarak. Taşları Knidos'tan getiriliyor.
hani Knidos Afrodit'i vardır ya, 5 milyon altına mal olduğu söyleniyor. Ama bu Abdülmecit yaptıran burada ancak 6 ay yaşayabilmiş. Saray deniz kenarında 284 metre uzunluğunda ama bütün rıhtım 600 metre. İçinde işte 285 tane odası var, 43 büyük salonu var, 68 tane tuvaleti var, 6 tane Türk hamamı var, 3 tane mutfağı var. Süslü iç dekorasyonu Fransız tasarımcı Sechant tarafından yapılmış. Bina dışarıdan taş, içi ahşap, 3 kat olarak. Her ne kadar biz burada 2 tanesini görüyorsak da bir tanesi yarım kapı olarak. İçinde orijinal eşya barındıran en büyük müze. Mesela 1952 yılında bir sayım yapılmış. O zaman 10.281 tane obje sayılmış. Saraya işte 1910 yılında elektrik gelmiş. 1912'de de kalorifer gelmiş. Beşiktaş'tan hareket ettikten sonra belki anlatılması gereken ilk bina aslı Atik Ali Paşa Yalısı ama bugün Four Seasons Oteli olarak kullanılıyor. Bu bina Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar uzanan Feriye Sarayları'nın bir parçası. Bu Feriye Sarayları nedir? Birazdan anlatacağım. İşte Osmanlı döneminde Atik Ali Paşa yaptırmış. Daha sonra et balık kurumu deposu olmuş. Okul olarak kullanılmış. 1990'larda devlet konuk evine dönüştürmek üzere renove edilmeye başlanmış. Ama maliyet o kadar artmış ki 99'da da özelleştirme idaresi burayı ihaleye çıkarmış. Şimdi Four Seasons Oteli kullanılıyor. Yanında Beşiktaş Anadolu Lisesi var. O da tabii olayın bir parçası ama asıl anlatılması gereken burada Çırağan Sarayı. 1874 yılında Abdülaziz için Balyan kardeşler tarafından yapılmış. İşte İspanya'daki Elhamra Sarayı, onu model alan Almanya Stuttgart'taki Wilhelmine Sarayı, Çırağan Sarayı'nın esin kaynağı. Çırağan aslında aydınlanma ya da ışık dolu anlamına gelen Farsça Çerağan sözcüğünden geliyor. Sultanın doğum günü ve başka özel günlerde sarayın dış cephesi ve bahçeleri, meşaleler, fenerler, gaz lambaları ve kristal aynalarla aydınlatılırmış. Ramazan'da direkler arasında gerilen iplerin üzerine fenerler asılır ve bu fenerlerle sultanın ismi yazılır. Ve cami, minareler de ışıklandırılırmış. Bazı kaynaklar bahçede dolaşmaları üzerine salınan yavaş yürüyen kaplumbağaların üzerine mumlar konulduğu ve bunların da kutlamaları ek bir neşe hava kattığını bildirirler. Çırağan Sarayı'nın her kapısının değeri 1000 altının üzerinde. Tüm saray 5 milyon altına mal olmuş. 1872 yılında tamamlanmış. O zamanlar bir Mevlevihane varmış burada. Eski bir derviş ibadethanesi yeni bina edildiği için hep lanetli olduğu söylenmiş. Abdülaziz bunu yaptıran ilk önce Dolmabahçe'ye dönmüş. Bir süre boş kalmış. İşte 5. Murat burada yaşamış. Sonradan Kempinski işte yandıktan sonra 1910 yılındaki yangından sonra bir süre boş kalıyor. Sonra Kempinski oteller zincirine şey yapılmış. Hemen yanında Siyah Kalkavan Lisesi'ni görüyoruz. Bu sarı bina. Burada şimdi 3 tane ortasındaki şey yapılıyor. Bu Feriye Sarayları bunlar işte. Feriye ikincil demek. Bunlar Münir'e Cemile Sultan tarafının sultanlar için yaptırılmış. İstanbul Boğazı kıyılarında Osmanlı hanedanı için yaptırılan ilk saray işte Dolmabahçe Sarayı'ydı. Sonra Çırağan yaptırılmış. Şimdi bu aileye yetmeyince bu sefer bu Çırağan Sarayı ile Ortaköy arasına kıyı şeridinde ek binalar yaptırılmış. Bunları yapanlar tabii yine Balyan ailesi. Bunları ikinci binalar, yan binalı anlamına gelen Feriye Sarayları denmiş. 1976 darbesinde tahta indirilen Abdülaziz 4 gün Topkapı Sarayı'na kaldıktan sonra buradan hoşnut kalmayınca Feriye Sarayı'na nakledilmiş. Bunu belki söylemekte fayda var. Hemen yanında bugün restoran olarak kullanılan Feriye Sarayı Karakolu. Bunu 7-8 Hasan Paşa'nın görevli olduğu karakol olarak da söyleyebiliriz. Ortaköy'e gelirken bölgede ne kadar çok
sarayın olduğunu fark ediyoruz. Bu da bize bir zamanlar burada nasıl yaşanırdı sorusunu soruyor. Evet, muhteşem Ortaköy ve yine muhteşem Ortaköy Camii, Mecidiye Camii. 1854 yine o da Balyan tarafından Abdülmecid için yaptırılmış. Hemen yanında Esma Sultan Sarayı var. Mimari Sarkis Balyan, yani onu da aynı yapıyor. 19. yüzyılda Abdülaziz'in kızı Esma Sultan. İşte babası tahttan indirilince yetiştirmek üzere Yıldız Sarayı'nın haremine getiriliyor. Orada yaşıyor. Hemen devamında, tabii onun devamını belki Feriye Saraylarını tekrar anlatmakta fayda var. Burası Naime veyahut da Fehime Sultan, Gazi Osman Paşa yalısı. Gazi Osman Paşa Ortaokulu olarak da biliniyor. İşte Plevne Kahramanı. Naime Sultan bu yalıya gelin gitmiş. Hemen yanında bugün kapalı olan, belki bir resmini yayınlamakta fayda var. Hatice Sultan, yüzme ihtisas. Günümüze kadar sağlam olarak gelebilen tek hanım sultan yalısı. 1972 yılından beri yüzme ihtisas kulübü kullanılıyor. Neoklasik bir yapı. İlk olarak Sultan II. Abdülhamit tarafından 5. Murat'ın en büyük kızı Hatice Sultan'a düğün hediyesi olarak yapılıyor. Şu anda Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçiyoruz. Üzerinden değil, altından daha doğrusu geçiyoruz. Şu anda İstanbul'un çok özel bir otelin önünden geçiyoruz. Ama aslı Muksinzade Yalısı. Şu anda adı Le Ottoman Oteli. Ben yine normal seviyeye geleyim yaklaştırmadan sonra. 18. yüzyılda inşa edilen ve Boğaz'ın en büyük yalılarından biridir kendisi. Osmanlı şaşasını tam anlamıyla yaşamış olan Muksinzade Yalısı şu anda Türkiye'nin en gösterişli büyük otellerinden biri. Hatta belki de birincisi. Le Ottoman. Kuruçeşme Muksinzade Yalısı'nda 1920'li yıllara kadar Sadrazam Muksinzade Mehmet Efendi yaşıyor. Bu hatta 1774'te Kaynarca Anlaşması'na imzalayan kişi, çocukları, torunları hep burada yaşamışlar. Uzun yıllar Çapa marka baharatların sahibi Ünsal Aysal'ın sahibi olduğu Unit Investment tarafından satın alınmış. Tekrar inşa edilmiş. 7 sene sürmüş. 55 milyon dolara mal edilmiş. Ve şu andaki değeri 150 milyon dolar bu otele devredilinceye kadar. Burası da Suada. Suada 1872'de Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan'a hediye edilen bir ada. Bir dönem Sarkis Bey burada yaşadığı için buraya Sarkis Bey Adacığı da deniliyor. Osmanlı döneminde ünlü ressam Ayvazovski'nin de kaldığı bir ada bu. 1914'lerden itibaren kömür deposu haline getirilmiş. 1957'de Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 150 bin liraya karşında satın alınmış. Bir sorundan dolayı şu anda yıkım aşamasında, çünkü bir takım kaçak yapılar vardı. Şimdi bu arada şöyle güzel bir köşk var. Artık buna yalı demeyelim, köşk. Ayvaz Paşazade Yalısı yahut da Ali Vafi Köşkü. İlk yapıldığında Ermeni bir bankere ait şu iki kulesi olan. 1915 yılında Giritli Ali Vafi köşkü satın alıyor. Eskiden bahçesinde para basımhanesi ve arkadaki kulede buharla çalışan bir asansörü olduğu söylenir. Bu yakınlarda kiralanıyor. Yolumuz Arnavutköy'e geldi. Burada üstada tekrar bir bağlanalım. Biz bu arada Arnavutköy'de yanaşıyoruz. Sabit bulunduğum ortamdan siz Arnavutköy iskelesinde oyalanırken asıl bu paylaşımımız özel konusu olan yalılara gelelim.
Gerçekten yalı nedir? Yalı sözcüğü Yunanca'daki deniz kenarı ya da açık alan anlamına gelen yalos sözcüğünden geliyormuş. Yalılar en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemede olduğu ve önemli olan herkesin boğazda bir yalısının olduğu 19. yüzyılın ortaları ve sonlarında popüler oluyorlar. Klasik yalı denince bir kere denize bitişik olacak. Yani deniz kenarında olacak. Ahşap olacak. 2-3 katlı, cumbalı olacak. Ve kayıkhanesinin olması yine olmazsa olmazlardan. Klasik diyorum çünkü bazen biz Boğaziçi'ndeki her yapıya yalı diyoruz. Halbuki bunlara belki de diğerlerine sahil sarayı, köşk, kasır gibi adlandırmamız daha doğru olur. Şimdi genel olarak yalıya dönecek olursak, bu yalıların farklı kimliklere sahip mimari yapılar olmaları kadar renkleri de herhalde dikkatimizi çekmiştir. Şu yalının rengi çok güzel deyip geçmemişizdir. Çünkü yalı Osmanlı'da başlı başına bir kültür. Ve yalıların renkleri, sahipleriyle ilgili bu kültür bize bilgiler de veriyorlar. Mesela basit bir örnek, devlet katında çalışanların yalıları aşı rengi dediğimiz kırmızı renkli olması bu sebepledir. Yani sırf o senenin modası olduğu için değil. Dolayısıyla siz sadece yalının rengine bakarak yalıda kimin oturduğunu, tüccar mı ya da devlet görevlisi mi olduğunu az çok tahmin edebilirdiniz o dönemlerde. Yani yalının rengi konuşur. Oturulan semtlerde yalı sahiplerinin sosyal sınıfı ve etnik kimliğini yansıtan bir biçimde dikkatle seçilirdi. Tabi sultanları alırsak onlar istedikleri yerde yalı yaptırabilirlerdi. Ama işte çoğunlukla Beşiktaş, Ortaköy ve Kuruçeşme civarlarındaydı. Sanki oraların daha fazla yerleşmişlerdi. Bunun büyük bir ihtimalle merkeze yakınlığı söz konusu. Sadrazamlar, divan üyeleri Bebek'te, işte aydın sınıfı Rumeli Sırı'nda, Hristiyanlar ve Yahudiler Arnavutköy ve Kuzguncuk'ta daha çok evleri vardı, daha doğrusu yalıları vardı. İşte zengin Rumlar, Ermeniler ve Avrupalı diplomatlar Yeniköy, Tarabya ve Büyükdere'yi seçerlerdi. Bu arada Müslüman olmayanların, Müslümanlara ayrılmış olan beylerbeyinde bina yaptırmaları da yasaktı. Böyle bir yasak da söz konusuydu. Bilhassa yalı deyince hep 19. yüzyılla 20. yüzyıl başı akla gelir. Yaşam tarzını ve batılılaşmayı gösteren iki tip yalıdan bahsetmekte fayda var. Birincisi Türk tarzı, işte iki katlı çoğunlukla, sade, kulesiz, bir de batı tarzı olanlar var. Bunları diğerlerinden hemen ayırabilirsiniz. Bunların hep böyle bir taraflarında bir kulesi vardır. Yalılar önceleri yapılış amaçları bir yazlık olmaları. Çoğunlukla işte İstanbul'un bugün Beyoğlu dediğimiz bölgelerinde oturan Levantenler, devlet adamlarının bugünkü İstiklal Caddesi üzerindeki kışlıkları varken aynı zamanda yazlıkları vardı Boğaz kıyılarında. Ve bu yazlıklara geçişler bir bayram havasında gelişmiştir. Daha önceleri karadan doğru dürüst bir yol olmadığından bu trafik gerek taşınma gerekse normal yaşamda mesela alışverişleri deniz yoluyla gerçekleştirmekteydi. Yerli ve yabancı kaynaklarda Lebiderya nedir? İşte deniz görür diye isimlendirilen bu yalıların mimarları bir takım ince hesaplar ve her şeyden önce uyum, estetik üzerinde durmuşlardır.
Örneğin su sesinin daha yakından duyulabilmesi için odalara, sofalara küçük havuzlar ile fıskiyeler yerleştirilmiş. Böylece mistik bir ortam yaratılmıştır. Bu renkli görünümdeki yalıların her biri geniş bahçeler içerisinde tabii bulunmaktaydı. Biraz evvel yolların olmadığından bahsetmiştim. Tabii yol olmayınca deniz yoluyla ulaşım sağlandığı için biraz evvel de bahsettiğim kayıkhaneler var. Sonra deniz hamamları var, balıkhaneler var. Bunlar da bu yalıları tamamlamakta. Tabii hizmetlere ait odalar ve mutfaklar işte bahçenin bir başka köşesine yapılıyor. Çoğu yalıda bir haremlik, selamlık söz konusu. İşte bugün gördüğümüz yalıların bazen yalnızca haremliği, bazen de yalnızca selamlığı günümüze ulaşmıştır. Biraz evvel işte bu şeyden kayıkhanelerden bahsetmiştim. Bu yalıların hepsinin birkaç tane kayığı var. Ve bunlar yalı yaşantısının vazgeçilmez öğeleri. Bunlar yalılar denizle bağlantılı olduğundan önünden yol geçmiyor. Şimdi bu önünden yol geçmemesi önemli bir konu. Mesela şu anda Arnavutköy iskelesinde olduğunuz için sağda solda bugün direkli yollar yapılmış deniz kıyısına. Çünkü hakikaten o dönemde o ekrana yansıyan evler direkt deniz kenarında. Ama bir şekilde de bir trafik akımı olması lazım. İşte önümüzdeki geçtiğimiz 20-30 yılda buraya kazıklı yol dediğimiz yollar yapıldı. Hatta ne söylentiler işte birbirine düşman olanlar onun önünden geçsin, onun arkasından geçsin diye bu kazıklı yolların yapılmasında bir sürü rivayetler oluştu. Bu yollar yapılmadan önce bu yollarda yaşayanlar tabii denizden yalnızca kendi sandalları değil, aynı zamanda onlara ticari metalarını satmaya gelen satıcılarla da haşır neşir olurlardı. Her çeşit satıcı, antikacı, kumaşçı, elbiseci bile kayıklarla gelir. Yalı halkı da onlardan alışveriş yaparlardı. Boğaz içindeki yalılara sahip olmak kelimenin tam anlamıyla tabii ki bir statü simgesi. Nitekim çoğunun sahibi günümüzün varlıklı iş adamları. Bazıları ise şimdi varlıklı olmasalar bile o zamanın köklü aileleri ya da mirasçıları. Dantel gibi işlenmiş bu ahşap ve kagir yalılar görenleri gerçekten kendilerini hayran bırakıyor. Şimdi İstanbul'un biraz sayılara dönelim. İstanbul'un Anadolu yakasında 193, Avrupa yakasında 173 olmak üzere 366 adet eski eser niteliğinde yalı bulunuyor. Ki bunlardan Anadolu yakasında 42'si birinci, 97'si ikinci derecede, Avrupa yakasında 47 birinci, 126 ikinci derecede tarihi eser var. Bu yalılardan yani bu bahsettiğim 366 yalı ki bütün yalıları düşünürsek bu 600'lere tabii ulaşıyor. Bunların içinde en fazla mülke sahip olan Sabancı ailesi. Bu ailenin toplam değeri yani sahip oldukları yalı sayısı 27 ve bunların tahmini değeri 1 milyar dolar. Bu Sabancı ailesinden 5 yalı ile ailede en çok yalıya sahip olan, son dönemlerde oldukça popüler olan Debent Sabancı. Mesela bir tanesi Zarif Mustafa Paşa yalısı ki bu yalı prens ve prensesleri ağırlamış. Sonra geçmişte Cem Uzan'ın olan Yeniköy'deki Afi Ahmet Paşa yalısının sahibi de şu anda Suzan Sabancı Dinçer.
Boğaz'ın en pahalı yalılarından ve biraz sonra da göreceğiz. Rumeli'sindeki Tophane Müşiri Zeki Paşa yalısı ki yanlış hatırlamıyorsam 100 milyon dolardı. Bir başka hani rakam vermek gerekirse Yeniköy'deki Tahsin Bey yalısı 6000 metrekarenin üzerindeki arazisiyle Boğaziçi'nin en genişi. Bu yalıya ismini veren bu Tahsin Bey, Türkiye'nin ilk barajlar kralı, ona Tahsin Uzel'den geliyor ismi. Sonra biraz evvel Afif Ahmet Paşa yalısı demiştik. İşte bu Agatha Christie, bu Orient Express'inde Cinayet adlı romanını yazmak için İstanbul'a geldiğinde Osmanlı Bankası'nın binasını ve işte Pera Palas Oteli'ni de tasarlayan, yapan Alexander Valur diye bir mimar var. Onun tarafından inşa edilmiş Afif Ahmet Paşa Sarayı yalısında misafir ediliyor. Beykoz'daki yine biraz evvel bahsettiğim Zarif Mustafa Paşa yalısı, Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Colin Powell ve Madeleine Albright ve Amerikan talk show'cu Oprah Winfrey, sonra Rus Grand Duchess'i Maria Vladimirovna bu yalıda misafir olarak kalmışlar. Eski Küçük Su, bir başka bir bilgi, Küçük Su'nun önünden geçeceğiz. Hemen bu plajın yanında 64 metrelik rıhtıma sahip bir Kıbrıslı yalısı var. Bu burada da mesela Fransız İmparatoru 3. Napolyon'un karısı Eugène kalmış ki ya burada yahut da Beylerbeyi Sarayı'nda iddialar değişik, romantik bir gece yaşadığı söylenir. Aynı yerde bu Kıbrıslı yalısında Irak Kralı 2. Faysal, sonra işte bizden birisi Yahya Kemal Beyatlı gibi isimler konaklamışlar, yaşamışlar. Beylerbeyine gelince göreceğiz. Mabeyince Faik Bey yalısı var. Orada da işte Melina Mercury ve Peter Ustinov'un başrollerini paylaştıkları 60'lı yılların başında, 1964'tü zannedersem, Topkapı adlı bir filmde oynuyorlar ve bu yalı da hem bir set olarak kullanılıyor, yani aynı zamanda orada da yaşıyorlar. Şimdi bu rakamları söylüyoruz. Biraz uçuk rakamlar tabii. Nasıl belirleniyor bu fiyatlar? Şimdi özellikle Anadolu kentlerinden gelip son yüzyıllarda büyük paralar kazanan iş adamları İstanbul iş ve sosyete dünyasına kendilerini kabul ettirmek için bir kere yalı sahibi olmak istiyorlar. An itibariyle 50'ye yakın aile Boğaz'da yalı almak için sırada. İşte biraz evvel söylediğimiz fiyatların yanında fiyatlar 5 ila 100 milyon dolar arasında değişiyor. Ancak yalıların alıcısı çok da satıcısı az. Belki de o yüzden fiyatlar böyle bu seviyede. Bazı ailelerin yalı sahibi olmak için yıllarca beklediği biliniyor. Pek çok alıcı kararını verirken bu komşu yalılarda kimin oturduğu çok önemli. Bazen sırf ünlere yakın olmak için belli yalıları almak isteyenler var. Dolayısıyla bu yalıların fiyatlarını komşu yalılar da arttırıyor. Örneğin işte Orhan Gencebay'ın, Sezen Aksu'nun, Ebru Gündeş'in yalı sahibi olduğu bölgelerdeki yalılarda nispeten fiyatları daha yüksek oluyor. Bir de yalının konumu da çok önemli. Mesela Avrupa yakasında yalı sayısı daha az. Dolayısıyla o yakadakiler biraz daha pahalı. Ancak işte Anadolu yakasında Vaniköy, Kandilli arasındaki fiyatlar Avrupa yakasındakilerle yarışıyorlar. Biraz evvel bu kayıklardan ve kayıkhanelerden bahsetmiştim. Bu
artık kayıkhane yok ama yalıların önlerine bağlanmış tekneler var. Örneğin Cem Boyner Anadolu yakasındaki yalısından her gün karşıya teknesiyle geçiyor. İşte arabası onu Avrupa yakasında bekliyor. Bu yalıların önünde demirli diğer iki yönlü tekne Türkan Sabancı'nın yalısının önündeki Dilek ve Türkiye İnanoğlu'nun yalısının önündeki Zeyno tekneleri. Yalı sahipleri işte kızlarına duydukları sevgiyle teknelerine o isimleri vermişler. Tabii bu fiyatları belirlemede komşulukluğun yanında tarihi eser olma niteliği de fiyatları belirliyor. Birinci sınıf tarihi eser statüsündekiler elbette bu zirvede. Örneğin Emirgan'da bir Şerifler Yalısı var. 18. yüzyıldan kalma. Tabii onun bir tarihi eser olmasından kaynaklanan ekstra bir değeri var. İşte bahçesinin büyüklüğü, rıhtın büyüklüğü, tavan yüksekliği, toplam kullanım alanı, mevkisi, hatta bugün bu yakınlarda otoparkın olması kıymetini belirleyen unsurlar. Çalışanların sayısı da bir başka kriter tabii. Çünkü orta halli bir yalıda işte iki şoför, iki garson, iki aşçı, iki temizlikçi, bahçıvan neredeyse bir 9-10 kişilik bir ekip söz konusu. Bu mimarisi kadar dekorasyon da önemli. Örneğin Rahmi Koç'a ait olan Kont Osorok yalısı Boğaz'ın en iyi döşenmiş yalılarından biri. Hatta 1 milyona yakın tirajlı Dünya Cönü İş Dekorasyon Dergisi Arhitektural Digest 2006 yılında derginin kapağına çalışma odası şeyin Rahmi Koç'un çalışma odasının resmini yayınlıyor. İşte orada koleksiyonlar gözüküyor. Mesela Demet Sabancı'nın yalısında işte Osman Hamdi Bey'in Enver Paşa tablosu var. Ama bütün bu güzelliklerin yanında aslında yalıda yaşamak hiç de kolay değil. Bir kere bu yalılar deniz kenarında olmasından dolayı rutubete bir kere dayanıklı olacak. Bu yüzden masraflar artıyor. Bunu rutubete dayanacak şekilde her sene yahut birkaç senede bir onarmak için. Cephe rüzgarı, tuzlu suyun aşındırmaları, gerek ahşap gerekse metal yüzeylerde çok masraf gerektiriyor. İşte tavandan tabana kadar, çatıdan bahçeye, kayıkhaneden kazan dairesine kadar en azından 1-2 yılda bir bakım yaptırmak istiyor ki bu bakım masrafları neredeyse basit bir araba fiyatından başlıyor. Sadece yalıya sahip olmak bile cemiyet hayatına biraz evvel de söylediğim gibi girmesine ve orada isim yapmalarına neden oluyor. Daha doğrusu kendilerinden söz ettirmenin en önemli şartlarından bir tanesi. Ama bunu da öyle yalnızca bir yalı sahibi olmak yetmiyor. Bu yalıda yılda en az iki kere tercihen yazbaşı ve sonunda birer davet vermek. Örneğin Kandili'deki Edip Efendi yalısının sahibesi iç mimar Ebru Mengenicioğlu'nun temalı davetleri mesela hep medyaya yansır. Ki bunlardan bir tanesi Amerika'nın yine bir dergisi Harper's Bazaar diye o da bir kapak konusu olmuş. Şimdi artık yavaş yavaş üstadımıza dönelim. O da soğukta Arnavutköy'de teknesi yavaş yavaş hareket ediyordur. Sözü ona bırakıyorum. Arnavutköy iskelesinden hareketle kuzeye devam ederken eski dönemlerde bu bölgede yaşayan
Arnavut bir köylü. Belki de Arnavutköy'ün isim babası olarak da bilinir. Şöyle ki bölge eski dönemlerden bu yana Edirne'ye ve dolayısıyla Avrupa'ya gidiş güzergahı üzerinde yer almış. Yol üzerinde oluşu ve burada bir Arnavut'un yaşamasından dolayı bu güzergahtan geçenler zamanla bu mevkiye Arnavut'un köyü ismini takmışlar. Geçen süre içinde de Arnavut'un köyü Arnavutköy olarak değişmiş ve halkın diline de bu şekilde yerleşmiş. Bir başka bir söylence daha var. Fatih Sultan Mehmet Arnavutluğu Osmanlı topraklarına katınca burada Arnavut göçmenler yerleştirilmiş. Hatta bunlar kaldırımlar için çalıştıkları için de Arnavut kaldırımı diye anırlar. Ve buraya bu göçmenler yerleştirildiği için de belki de bu isim buradan geliyor. Şimdi bugün oldukça sakin bir hava var. Belki de fark edemeyeceğiz. Ama burada akıntı çok belirgin. Belki de hazır yeri gelmişken Boğaz'daki akıntılar hakkında birkaç cümle söylemek bu da gerekecek. Üstad, burada sözü sana bırakıyorum. Hay. Size belki de bir resimle başlamak lazım. Bu teknik olarak nasıl becereceğim bilmiyorum ama. Şimdi bu belki resimde çok belli olmuyor ama sözde de söyleyeyim ben. Biraz akıntılardan bahsedecek istiyoruz. İstanbul Boğazı Karadeniz'den alçak, yani Karadeniz daha yüksekte, Boğaz daha aşağıda. Marmara Denizi de Boğaz'dan da düşük. Yani Karadeniz, Boğazlar ve Marmara neredeyse böyle bir aşağı doğru inen bir vadi biçiminde. Bu düzey farklılığı Boğaz'ın başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında 40 santimetre kadar. Yani yükseklik farkı. Bu nedenle Karadeniz'den Marmara Denizi'ne sürekli bir yüzey akıntısı vardır. Yüzey akıntıları Boğaz'ın orta kesimlerinde en şiddetli duruma gelir. Akıntı kuvveti özellikle karşı tarafta Kandilli açıklarında başlayarak güneye doğru saatte zaman zaman 5 kilometreyi bulan bir hızla güçlü bir çekimde akar. Bu biraz da işte bulunduğumuz Arnavutköy gibi kıyılarda da kendini belli eder. Diğer taraftan Marmara Denizi'nin suyunun Karadeniz'in suyunun neredeyse iki katı daha tuzlu olmasından dolayı bu iki denizin arasında büyük bir yoğunluk farkı bulunur. Bu nedenle bu iki su kütlesini bağlayan boğazda dip akıntıları oluşur. Bu akıntı türü boğazın 15-20 metre derinliğinden başlayarak aşağılara doğru giden işte 45 metre derinlikte bir akıntı oluşturur. Bu sürekli olan bir şey. Yani yüzey ve dip akıntısı. Şimdi bunun yanında zaman zaman oluşan akıntılar da var. Yahut da bölgesel oluşan akıntılar da var. Bunlardan birincisi anafor akıntısı. Buna ters akıntı da diyebiliriz. Boğaz'da ana akıntıya karşı duran koyların ve veya burunların kıvrımlarına giren suların sahilin kıvrımlarını takip ederek ters yönde kıyıdan ilerlemesiyle anaforlar oluşur. Ve bu anaforların tekrar ana akıntıya karıştığı yerlerde halk diliyle aynalar, yani girdaplar oluşur. Buna anafor akıntısı diyoruz. Bir de zaman zaman oluşan bir orfos akıntısı var. Güney rüzgarları ve özellikle lodos zaman zaman İstanbul'da şehir hatları, gemilerin bile seferlerinin iptal edilmesine neden olacak kadar etkili olur. Bu rüzgarlar Marmara'nın sularını kuzeye doğru yığar. Ve bu su seviyesini İstanbul Boğazı'nın güney girişinde neredeyse yarım metre kadar yükseltebilir, yükseltmektedir. Bu durumda boğazın akıntısı değişir. Yüzeyde orkos denilen bir ters akıntı oluşur. Boğazdaki akıntıların hızı boğaz oluğunun darlaştığı kesimlerde tabii ki çoğalmaktadır.
Akıntı özellikle boğazın en dar yerleri olan Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı veya Akıntı Burnu, Vaniköy arasında en yüksek noktasına ulaşmaktadır. Hisarlar arasındaki akıntıya şeytan, Arnavutköy, Vaniköy arasındaki akıntıya ise maskara adı verilmektedir denizciler tarafından. Hızları saatte 9-10 kilometreyi bunlar bulabilmektedirler. Hatta neredeyse bir ırmaktan farksızdırlar. Şimdi adı geçen akıntıları burada çok belirgin olması da bir parça görmek mümkün. Çünkü bugünün hava koşullarında sakin bir hava olduğu için akıntı burada çok belli olmasa da yine de buraya akıntı burnu deniyor. Biz bu arada dediğim gibi Arnavutköy'den çıktık. Bebek koyuna doğru giriyoruz. Ve bu bebek koyuna girerken belki de anlatılması gereken en önemli bina, birazdan şimdi önünden geçeceğiz. Mısır Konsolosluğu. Şimdi bu Mısır Konsolosluğu, şöyle ben biraz yaklaştırıyorum ama bunun güzel bir resmi de bu anlatım sırasında zaten gelmiş olacaktır. 1871 yılında inşa edilmiş bir bina. Buna artık yalı dememek lazım. Bu bir saray parçası. Sultan II. Abdülhamit tarafından satın alınıp son Hidiv, Mısır Hidivi, Abbas Hilmi Paşa'nın annesi Hidiva, Emine Valide Paşa'ya hediye edilmiş. Bu arada Prenses Emine Hanım paşa unvanını alan tek kadın. Yalının iki Avusturyalı mimarı var. İsimleri hani çok da söylenmesi de olur. Fabricius ve Antonio Lasquias. Belki de çünkü onun da tasarlanmadığı olabilir, bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulunca Emine Valide Paşa Bebek'teki yalısını devlete bağışlamak istemiş. Fakat resmi yazışmalarda o dönemde Ağa Paşa gibi unvanlar yasaklanmış olduğundan Emine Valide Paşa'ya Bebekli Emine Hanım diye hitap edince buna sinirlenen Valide Paşa yalısını Mısır hükümetine bağışlamış. Şu an Mısır Başkonsolosluğu olarak kullanılıyor ve içinde işte bürokratların evleri de var. Bebek koyu ve Bebek'teyiz. Boğaz'ın Avrupa sahilinin ortasında, İstanbul'un belki de en lüks, en gösterişli semtlerinden biri Bebek. Bilinen ilk adı Scalae, yani iskeleler. Yahut da işte bundan türemiş Hallae. Bunki ismini nereden aldı pek belli değil. İşte kimileri bebek kadar güzel benzetmesini adres gösterirken, kimileri fetihten sonra bu bölgeye kontrol eden Bölükbaşı Mustafa Çelebi'nin yakışıklılığından dolayı işte Bebek Yüzlü, Bebek Çelebi lakabına atıfta bulunuyor. Bebek bugün tabii Boğaz'ın en çok rağbet gören yerlerinden bir tanesi. Bu arada Bebek'in çıkışına doğru çok özel bir yalıya geliyoruz. Onun için tekrardan biraz yaklaştırmam lazım ki hemen anlatmaya başlayayım. Evet, şu yalı. Şimdi onu tekrar eski haline getirip anlatmaya çalışayım nerede olduğumuzu. Buraya yılanlı halı yalı diyebiliriz. 1757-74 yıllarında inşa edilmiş. İlk sahiplenen biri Saltanat Başkatibi Mustafa Efendi. Bu yalın isminin öyküsü de şöyle. Ben yine üstada bağlanayım, ondan rica edelim. Şimdi yılanlı yalısını, hikayesini, ilginç hikayesini anlatmaya çalışayım. Burasının bir kere sahibi Mustafa Efendi. Bir gün padişah
işte biraz hikayeyi abartırsak bir boğaz gezisi sırasında yahut da yalnızca belki de duymasından dolayı bu yalıyı çok beğeniyor. Bunu beğenen padişah 2. Mahmut. Yani dönem 2. Mahmut dönemi. Sonra konuyu ortak dostları Said Efendi'ye açıyor. Ve bu bundan sonra da işte bir şehir efsanesi doğuyor. Aslında Said Efendi de bu yalıyla ilgileniyormuş. İşin ilginç tarafı. Said Efendi, tabii padişahın her zaman bir önceliği var. Bu padişahı vazgeçirmek için ve bu yalıyı ele geçirmesi engellemek için kendisine orayı yılanların bastığını, yalanını uyduruyor. Bu yalan padişahı durduruyor ama yalıya da ismini veriyor. Şimdi günümüzde harem kısmı yok, yanmış o. Yanlışça selam kısmını görüyoruz. Bu kısımda yalıyı en çok en son satın alan aile tarafından 3 mirasçı tarafından bölüşüldüğünü biliyoruz. Yani 3'e bölünmüş. 3 kardeşin de yalıyı yeniden restore edecek paraları olmadığı için yalıyı yazlık olarak kullanmaya başlıyorlar. Yalı 1964 yılında çıkan işte şaibeli bir yangınla tamamıyla yanıyor. 1989'da 3 kardeşten biri hissesini zenginlerden birisi olan Aydın Bolak'a satıyor. Aydın Bolak yalıyı tamamen yıktırıyor kendi kısmını ve içini beton, dışında ahşap kaplayarak yeniden yaptırıyor. O yıkıntı yalı kaloriferli bir yalıya dönüşüyor. Bolak iki kardeşe ana binanın yanındaki küçük binaları bırakıyor. Biraz da arazi veriyor onlara. Ancak bu Aydın Bolak o zamanlarda ticari olarak borçlanıyor ve borçlanan dolayı 2001'de 10 milyon dolar borç karşılığı bu şey yalı Albaraka Türk'e geçiyor. Öyle en azından yazılıyor. Ama işte dedikodu 3. sayfa haberlerine göre burasının aslında Albaraka değil, Bursalı tekstilci bir aileye geçine dair haberler de çıkıyor. Şimdi bu yılanlı yalının en büyük özelliği tabii öncelikle kuşkusuz 40 odasının bulunması, haremi, görkemli havuzu, göz alıcı süslemeli çeşmesi, kubbeli taş salonu, hatta sakal şerif dairesi bile varmış. Ciltleri sedef, fil dişi, mine ve mücevherlerle işlenmiş el yazmalarının olduğu bir kütüphanesi. Duvarlarında nadir hat sanatı örnekleri olan çok özellikli bir yalı. Belki de Boğaz'ın en önemli yapılarından biri olarak bugün gösterilmektedir. Evet, bu ilginç anlatımdan sonra böyle bir yeşillik görüyoruz. Birazdan o yeşilliğin içinde çok özel bir ne diyelim mezarlık olduğunu göreceğiz. Burası Aşiyan mezarlığı. Aşiyan kuş yuvası demek Farsça. Ama o binaların içinde bir kırmızı bir ev var. Ben bunu tekrar bir yaklaştırabilirsem. Evet, şurası. Burası Tevfik Fikret'in evi, aynı zamanda tabii müzesi. Üst tarafta Boğaziçi Üniversitesi var. Yani eski Robert Koleji. Şimdi burada çok önemli bu şey, bugün bir inşaat görüyoruz ve inşaatın önünde Aşiyan Gazinosu var. Şimdi çok ilginç, normalde hani mezarlıklarda hareket ederken ıslık bile çalınmaz ama 1950'li yılların başından ta 1985 yılına kadar, Büyükşehir Belediyesi yıkılıncaya kadar devrin en ünlü gazinosu. İşte Zeki Müren, Yorgo Vapuridis, Ajda Pekkan, Gönül Yazar, Emel Sayın, Rüket Duru gibi birçok sanatçı burada sahne almışlar.
Ama şu anda yok tabii. Şu şeyin inşaatın olduğu yerde. Şimdi ama biz Rumeli Hisarı'nı görüyoruz. Daha sonra da göreceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi hazırlığında yapılmış. İnşasını şahsen yönettiği söylenir. İşte 1000 tane zanaatkar, 2000 tane işçi. Bu kaleyi 4 ay 20 gün gibi bir sürede tamamlatmışlar. Kale, yani bu hisar, 250 metre uzunluğunda, 125 metre genişliğinde. Bu kulelerinden bir tanesi, şimdi hangisi olduğunu bilemiyorum ama Çandarlı tarafından yapılmış. Bunu niye söyledim? Fetih sonrası idam ettiriliyor. Çünkü bu Çandarlı çok güçleniyor. Rakip oluyor Fatih'e. O yüzden. Evet, bu güzel manzara. Bugün güneş de çok yardımcı oluyor bize. İşte bununla ilgili bir takım rehberlerin anlattığı, Arapça M harfine benzediği, bu da Muhammed yahut da Mehmet'i gösterdiği. Tabii böyle bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Tamamıyla topografiyi ve boğazın güvenliğini sağlamak için yapılmış bir bina. Biz bu arada hem köprüye doğru bakıyoruz ama köprünün altında da bir kırmızı kuleli bina görüyoruz. Buraya halk Perili Köşk deniyor. Gerçek ismi Yusuf Ziya Paşa Köşkü. Yusuf Ziya Paşa bir dönem başyaver iken sonradan işte ticarete atılıyor. Gemilerle İtalya İstanbul arasında deniz ticareti yapıyor. Hatta Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa ile aralarında büyük bir rekabet var. Hidif kasından daha büyük olması istediği için 7 katlı, biraz ince arsa küçük ama 7 katlı, hatta kulesiyle birlikte 10 katlı yaptırmaya başlamış. Ancak 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın patlaması ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesi nedeniyle inşaat yapan ustalar da askere gidince bu çalışmalar tamamlanamamış. Üstüne üstlük iki gemisi de batınca Yusuf Ziya iflasın eşiğine gelmiş. Tamamlanamayan ikinci ve üçüncü katlar çevrede perli olarak anılmaya başlamış. Çünkü camları yok. Ötüyor. Köşk 1993 yılında satılmış. O günden sonra Borusan genel merkezi olarak kullanılıyor. Ama ismi Perili Köşk olarak kalmış. Bu binada denilen ışık tüpü uygulaması Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. 22 metre olan tüp 4 kattan geçiyor ve güneş ışınlarını heliostat aracılığıyla büyük bir aynaya yansıtarak içeriye doğal bir ışık veriyor. Bu güzel binanın değerini de hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. 45 milyon dolar. Şimdi hazır paradan açılmışken Boğaz'ın belki de en pahalı binasını gösterelim. Burası Tophane Müşiri. Müşiri ne? Mareşal. Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı. Değerinin 120 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. En azından bu fiyata satılmak isteniyor. Yalı 19. yüzyılda mimar Alexander Valuri tarafından inşa ediliyor. Mimar Alexander Valuri Torino kökenli bir İstanbullu. Diyelim İstanbul Lisesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni de yapan mimar. Onu oradan tanıyoruz. Yalıya adını veren ilk sahibi 2. Abdülhamit döneminde 17 yıl süreyle Tophane Jandarma Komutanlığı yapmış Zeki Paşa. Zeki Paşa'nın ölümünden sonra yalıyı Sultan Vahdettin kızı Sabiha Sultan için satın alıyor. Ona düğün hediyesi olarak veriyor. Sabiha Sultan son halife Abdülmecid'in oğlu Ömer Faruk Efendi ile bir aşk evliliği den sonra bu yalıya yerleşiyorlar. Büyük kızları Neslişah Sultan da burada dünyaya geliyor. Evet. Burada Boris aklımda bir küçük bir şey belki de. Boris Johnson'un dedesi bu yalıda kalmış. İlk sahipleriyle akrabalık ilişkileri de var. İkinci köprünün altından da geçtik. Fatih'ten alıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. 1988 yapımı. Ama hemen altında yakın zamanda bir geminin çarpmasıyla harap olmuş. Şu anda tadilatta olan Hekimbaşı Salih Efendi yalısını görüyoruz.
Bununla da ilgiyi, bilgiyi üstadım birazdan verir. Çünkü ben bir sonrakine geçmek istiyorum. O da şurada, o da tadilata girmek üzere. Marke Necip Bey Yalısı. Ama şu anda Demirörenler bunun sahipleri. Hemen onların yanında küçük bir yalı, şu anda ekranın tam ortasına gözüküyor. Nuri Paşa ve Rahmi Koç Yalısı. Yani daha önceki sahipleri Nuri Paşa ama şu anda Rahmi Koç ailesi bunun sahipleri. Onun yanında Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı geliyor. Yahut da Köprülü Yalısı. Bununla daha anlatılacak herhalde çok çok bilgi vardır. Üstadım yine lütfen söz sende. Bu son anlattığım birkaç tane yalı hakkında detaylı bilgi verir misin? Tabii ki vermeye çalışayım. Bu Ekinbaşı Salih Efendi Yalısı'ndan başlayalım. Ekinbaşı Salih Efendi 1843 yılında Türkiye'nin ilk tıp okulundan mezun olmuş biri. Üç değişik sultanın doktorluğunu yapmış. Tıp eğitiminin Türkçe yapılmasını sağlamış. Tabii buna ne kadar da Türkçe demek doğru bilmiyorum. Yalısının bahçesine yetiştirdiği bitki ve çiçeklerden yaptığı ilaçlarla meşhur olmuş. Gül ve karanfili çok meraklı. Aşıladığı hatta bir gül, Hekimpaşa gülü olarak anılmış. Ayrıca Hekimpaşa armudu, Hekimpaşa kirazı da var. Onun bahçe merakı Sultan Abdülmecid'in annesinin kulağına gitmiş. O da bu Salih Efendi'nin yardımıyla bir üzüm bağı kurdurmuş. Bu hatta semt ismi var, Valide Bağı diye. İşte ismi buradan gelmekte. 1978 yılında restore edilmiştir. Ve özgün mobilyalardan bazıları ve doktorun kişisel eşyaları burada sergilenmekte idi. Çünkü geçenlerde bir geminin manevrası sonucu düzgün bir, çünkü harcalanmıştı, dümeni kilitlenmişti. Bir şekilde bu yalıya çarptı. Yalının ilginç bir özelliği mutfakla oda arasında servis pratikliği sağlamak ve görünmeden yemek vermek için bir dönme dolabın olmasıdır. Ki bundan yalnızca birkaç tane yalıda vardır. Ali Rıza Bozkurt sahibi, ancak bu kişi Amerika'da yaşıyor, bir iş adamı. Kızları oturuyorlar burada. Ve bunu özel toplantılar için kiraya veriyorlar. Zerhan ve Süheyda kardeşler. Binbir Gece gibi dizilere, sonra hatta başrollerini Halit Ergenç ve Tuğba Büyüküstü'nün oynadığı İstanbul Kırmızısı da bu yalıda çevirmiş. Değerinin 8 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Sonra bu Marki Necip Bey dedik, daha çok şimdi tabii son zamanlarda Demirören Yalısı olarak anılıyor. Bir Fransız Marki olan Marki bir Türk kızına aşık oluyor ve başka türlü kendini kabul ettiremediği için Müslüman oluyor ve ismini Ahmet Necip olarak değiştiriliyor. Yani şu meşhur sinekli bakkal örgüsünün sahicisi gibi. Bu yalının hemen arkasında bulunan kuleli bina Necip Bey'in kışlık köşküymüş. 1983'te çıkan yangında ağır hasar görmüş ve restore edilmiş. Yalının en önemli özelliklerinden biri tarihe uygun iç mimarisi. İçerisi bitkisel ve geometrik motiflerle, kabartmalarla bezenmiş. Zat sahipleri de koleksiyoner. Zemin kattaki yuvarlak camlı bölüm devasa sandalyehanenin bugünkü hali. Bildiğim kadarıyla yemekhane olarak kullanıyorlar.
İşte Erdoğan Demirören öldü. Çok büyük ihtimalle tabii çocuklarına kalmıştır. Değerinde 30 milyon doların üstünde olduğu tahmin ediliyor. Hemen yanında Nuri Paşa yalısı var. O da Rahmi Koç'a ait. Ama onun değeri biraz daha fazla. O da 80 milyon dolar. Bu Nuri Paşa Abdülhamid'in subaylarından biri. 1895'te yapılmış. Sonuçta Rahmi Koç satın almış. Bir ara onu Mustafa Koç'a hediye etmiş. Mustafa Koç 2016 ölünce şu anda Ali Koç orada oturuyor. Şimdi bu bölümde ünlü bir yalın önünden geçtik ama pek bir şey göremedik. Amcazade Hüseyin Paşa yalısı. Buna Köprülü yalısı da denir. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın amcasının oğlu tarafından Hüseyin Paşa tarafından yaptırıldığı için amcazade denilmiş. Yalı Boğaziçi'nin en kıdemlisi, adeta bir duayeni. 1698-99 yıllarında Sadrazam Hüseyin Paşa için yapılan bu yalın önemi sadece mimarisinden değil, burada gerçekleşen olaylardan da kaynaklanıyor. Paşa, Divan Yolu, yani bugünkü Beyazıt'la Sultanahmet'i birbirine bağlayan yol ve Çembertaş'taki birçok binayı bugüne miras bırakmış olan ünlü ve güçlü Köprülü ailesinden birisi. Bir Mevlevi aynı zamanda. Osmanlı'da görev yapan Köprülü ailesine mensup 5 sadrazamdan biri, dördüncüsü. Amcazade Hüseyin Paşa için bir sayfiye yalısı olarak inşa edilmiş. Karlofça Anlaşması'nın bu yalıda imzalandığı bilinir. Yalı harem ve selamlık birimlerinden, kısımlarından oluşuyordu. Ancak selamlık dairesinin divanhanesi olarak bilinen yapı günümüze ulaşmıştır. 1893 Rus Savaşı sırasında buraya yerleştirilen göçmenler nedeniyle bina oldukça tahrip olmuştur. Bu gibi binaların üstü kiremit çatıyla örtülür. İçi de kubbe şeklinde yapılırdı. Bu binada da böyle bir şey mümkün. O üstüne, ta içinde kubbenin altında fıskiyeli bir havuz var. Yalının yeniden restorasyonu için İstanbul 6. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onay vermiş. Bu restorasyonu da yap işte devret ihalesiyle Ağoğlu grubu kazanmış. Yalı işte 40'la 100 milyon lira neyse, ne zaman bitecekse, ne zaman biteceği de belli değil, harcanarak restore edilecek ve çok iddialı bir otel projesi ortaya çıkacak. Ama bu ne zaman olur daha belli değil. Evet, çok teşekkürler. Biz bu arada devam ediyoruz. Tabii biraz zamanı ben durdurmuş oldum. Fazla bir kayıp olmadan hemen devam ediyoruz. Şu pencereleri yine kapalı, açık renkli, hatta tam ortasında bir tuğra gibi bir şey var. Burası Zarif Mustafa Paşa yalısı. Hakikaten bu yalı oldukça zarif. Fiyatı da zaten zarif. 85 milyon dolarcık. Hemen onun sağına doğru gittiğimizde, bu kırmızı yalıyı anlatmıyorum çünkü o çok fazla özelliği olan bir yalı değil. Yani tarihi eser niteliği yok. Ama mesela hemen şu sarımtırak, koyu sarı yahut da kahverengi diyebileceğimiz Bahreyli Sedat Işıklıoğlu yalısını burada belirtmekte fayda var. Mustafa Reşit Paşa tarafından 19. yılın son, daha doğrusu 20. yüzyılın başında yaptırılmış. Bahçesindeki manolyalardan ötürü
Bir ara Manolya Yalısı olarak da isimlendirilmiş. Bu sahibi Sedat Bey, yani Bahriyeli Sedat Bey, 2. Abdülhamit döneminde deniz işinden sorumlu bir nazır. Kendisi Mesudiye Zırhlısı'nın bir ara komutanlığını da yapmış. Hemen onun yanındaki şu beyaz olan Rıza Bey Yalısı. O da 2. Abdülhamit döneminden. 2. Abdülhamit döneminde bayağı bir yalı yaptırılmış demek ki. Doktor Osman Yağgıç tarafından restore edilmiş. Şu anda Boğaziçi eski rektörü Üstün Erküder'e ait bir yalı. Biz şu anda Anadolu Hisarı'na yanaştık. Evet, Anadolu Hisarı'nda geçtikten sonra yine yan yana bir sürü bina görüyoruz. Şimdi bunlar sırasıyla, bu yeşilden başlayarak devam anlatıyorum. Köseliciler Yalısı, Manastırlı İsmail Hakkı Bey Yalısı, Talat Efendi Yalısı ve Pembe Yalı. Zaten rengi de pembe. Daha sonra Anadolu Hisarı'nı görüyoruz. Anadolu Hisarı'ndan sonra hemen sağdaki o Mavim Trak oldukça ünlü bir yalı. Çünkü Komodor Remzi Bey Yalısı, ona İnönü Yalısı denilebilir. Bu güzel bilgilere tekrardan teşekkür edip biz de bu arada Küçüksu taraflarına gelmiş olmaktayız. Küçüksu denilen küçük bir nehir. Boğaz'a dökülen tek nehir ve hemen ağzında bir kasır var. Küçüksu Kasrı. Bu Küçüksu Kasrı ile ilgili belki bilgiyi Üstad yine bize verebilir. Çünkü ben devam etmek istiyorum diğer bilgilerle. Küçüksu Kasrı Osmanlı döneminde Kandil Bahçesi ile anılan padişahın has bahçelerinden biri olan Küçüksu'ya eski sultan, yani önceden de varmış da işte bu sultan yapılan yerine Sultan Abdülmecit tarafından bugünkü kasır yapılmış. 1857'de hizmete giren bu Küçüksu Kasrı'nın mimarı tahmin edileceği gibi Balyanlardan birisi olan Nikogos Balyan'a ait. Bodrumu ile birlikte 3 katlı olan kasır genellikle işte dinlenme ve av amaçlı kullanılan bir biniş kasrı niteliğinde. Devlete ait diğer saray yapılarının tersine yüksek duvarlarla değil, daha alçak, dört yönde kapısı olan, ki bu kapılar da işte döküm tekniğiyle yapılmış, zarif kapılarla. Abdülaziz döneminde cephe süslemeleri tekrar elden geçmiş, onarımlar görmüş. Kabartmalarla süslü ve hareketli deniz cephesinde, bu cepheye yaslanmış Hadırvanlı küçük havuzunda, merdivenle çeşitli batılı süslemeleri bulunuyor. Oda ve salonları değerli sanat eserleriyle döşenmiş. Hatta bunun için Viyana Operası dekoratörü Seyhan görevlendirilmiş. Alçı kabartma ve kalem işi süslemeleri, tavanları, bir şömine müzesini andıran birbirinden farklı, renkli İtalyan mermerle süslü şömineleri. Her bir odada ayrı parke işlemeciliği, Avrupa üsluplarındaki mobilyaları, halı ve tablolarıyla eşsiz bir sanat müzesi niteliğinde. Cumhuriyet döneminde bir süre devlet konuk evi olarak da kullanılmış ve günümüzde müze saray işlevini hala da sürdürüyor. Bunu dinledikten sonra hemen ileride, şöyle ileride derken ben yaklaştırıyorum. Çünkü ünlü bir yalıdan bahsediyoruz. Bu Kıbrıslı Yalısı. Birazdan Kıbrıslı Yalısı hakkında bilgi de gelecek. Ben onu hızlı bir şekilde şu anda geçiyorum. Ve hemen yanında önüne tekneler bağlı olan
daha doğrusu onun sol tarafında Abut Efendi yalısının hemen onun yanında iki tane kırmızı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Osterrock yalısı. Ben yanlışa yine tekrardan isim verdim. Hemen onun sağındaki önünde tekne olmayan olan Hadi Sami Semi Bey ya da Montfort yalısı. Daha sonra küçük bir bina görüyoruz. Bu küçük bina Neslişah Sultan yahut da Selahattin Beyazıt, artık ona biraz yalı demeyelim ama onun binası olduğunu görüyoruz. Tabii biraz akıntının nedeniyle de ekranı sabit tutmak zorlaşıyor. Çünkü şu anda oldukça akıntılı bir bölgeye geldik. Bu akıntılı bölge aynı karşı taraftaki akıntı burnu gibi İstanbul'un İstanbul Boğazı'nın en akıntılı yerlerinden bir tanesi. Tam bu akıntının olduğu yerde daha sonra bu bilgi verilecek yine üstad tarafından Edip Efendi yalısı da görüyoruz. Önünde balıkçılar var. Ben yalnızca hemen aklımdayken burada Paramparça dizisinin çekildiğini şimdi hatırladım. Onu söylemekle yetineyim. Birazdan bağlanacağız. Burası Kandilli. Ama Kandilli Rasathanesi burada değil, onu söyleyeyim. Burada Boğaz akıntılarını gördük. Hemen yanında oldukça iki tane birbirine benzeyen bina var. Bunlar Kaya Sabancı evleri. Yani bunlar tabii yalı demiyoruz. Kaya Sabancı evleri diyoruz. Şu üç tane, daha doğrusu dört tane cihan nüması olan bina Clifton yalısı. Bir İngiliz aileye ait olan bir yalı. Tepede ise o bayrağın dalgalandığı yerde Adile Sultan Sarayı var. Sarkis Balyan tarafından yapılmış. Şu anda Sabancılar, Sabancı'nın bir kız dizisi olarak kullanılıyor. O zaman biraz kamera tutuyor. Teknik olarak kolay olmuyor. Şu açık renkli olan zaten birincisi. Avrupa yakasında ismini söylemiştik. Recaizade yalısı. Hemen onun sağında aşı boyası renginde olan sağda kadın efendi. Belki bununla da ilgili bilgiyi üstad bize verebilir. Ben burada duruyorum. Ağzından lafı kapmış gibi oldum ama hemen açık o açık renkli Recaizade yalısını hemen anlatayım. Bu arada senin sesinde de mikrofon sesinde bir kısma var galiba. O yüzden duymamış olabilir diye de biraz detay vereyim. Bu işte Recaizade yalısı. 1849 tarihlerinde Recaizade Mahmut Ekrem'in babası Recai Efendi tarafından inşa edilmiş. Araba sevdasıyla Avrupa yakasından bildiğimiz tanınmış yazar Mahmut Ekrem'in babası Recai Mehmet Efendi. Aynı zamanda bu tanıdığımız yazar amcasının kızı Ayşe Güzide Hanım'la da burada evlenmişler. Yalı Recai Efendi'nin 1861 ölümünden sonra Mısırlılar tarafından 10 bin altına o zamanlar satın alınmış. 1950 yılından sonra yalının yanına büyük ilavelerle Vaniköy Mısır Özü ve Glikoz Fabrikası yapılmış. 1988 yılında bu fabrika faaliyetleri durdurulmuş, yıkılmış ve bu yalı tekrar restore ediliyor, edilmiş. 1989'da da Kuzey Bahçesi'ne aslına uygun bina tekrar yapılmış. Yazarlar Yalısı olarak bilinen bu bina şimdi Haydar Güner Akın çiftine ait. Akın'a söyleyeceğim söz bu kadar. Şu anda Vaniköy önünden geçmekteyiz. Bu sene yani
2020 yılının sonlarına doğru Kasım ayında yanmıştı bu Paniköy camisi. Hemen onun yanında valibeylerin olduğu bina Suna İnanç Kıraç, kendisini de bu sene kaybettik. Onun binasını görmekteyiz. Daha sonra şöyle odaklamaya çalışıyorum. Altı açık, üstü koyu renkte olan Kazasker Hicmettin Efendi binası. Hemen onun solunda modern bir bina olarak Ağoğlu apartmanını görüyoruz. Daha sonra kuleli olan Mahmut Nedim Paşa yalısı. Kendisi Viyana Büyükelçiliği yapmış. Hemen onun yanında Murat Ülker yalısını görüyoruz. Çok güzel yalılar. Arkası arkaya geliyor. Ben de hemen hatırlamaya çalışıyorum. Örneğin şu koyu renkli olan Abdülgaffer yalısı. Kağıt'a Büyüşür Mehmet. Şu anda önden bir tekne geçmekte. Ve tekrar geldim. Çünkü Kuleli Askeri Lisesi'ni görüyoruz. Okulun amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştirmek. Kara Harp Okulu olarak kullanılmış. Daha doğrusu Kara Harp Okulu'na öğrenci yetiştirmekte. Yani lise talebesi. Okula girebilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirlemiş olduğu kriterlere sahip olmak lazım. 2016'daki darbe girişiminde kanun hükmündeki kararname ile 31 Temmuz 2016'da diğer askeri okullar birlikte Kuleli Asker Lisesi de kapatıldı. Şu anda galiba müzik eşi müze olacak. Yukarıda çok belirgin olmasa da küçük yuvarlak kubbesiyle Vahdettin Sarayı'nı görüyoruz. Şimdi Abdülaziz, Abdülmecit, Abdülaziz ve Abdülhamit, pardon, 3 tane Abdül, bugünkü Dolmabahçe'nin Yıldız Sarayı'nın ve Çırağan Sarayı'nın yaptıranları olarak onlar o bölgedeyken son padişah giderayak buraya kendine bir köşk yaptırmış. Şu anda her padişah sarayı nasıl devlete aitse, bu da devlet tarafından Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi olarak kullanılıyor ve burada bazen misafirler ağırlanabiliyor. Şimdi biz yanaşıyoruz ama yanaşırken hemen şu Muazzez Hanım yalısını, ki kendisi Fenerli yalı olarak anılır. Bunun güzel bir resmi. Belki şu anda ekrana yansımıştır. İstanbul'un en eski Osmanlı zamanından kalan özgün halini koruyan bir bina. Hemen onun yanında oldukça güzel bir görünümü var. Burası Server Bey yalısı. Neredeyse yalının içine girdik. Şu anda Çengelköy'deyiz. Önü kapalı olduğundan pek de ne olduğu anlaşılamayan bir yalıdan bahsedeyim. Yani eklemede bulunayım. Bu Fenerli yalı. Buna Muazzez Hanım yalısı da denir. İstanbul'un en eski Osmanlı zamanında özgün halini muhafaza eden yalılarından bir tanesi. Bu ismi Fenerli yalı. Çünkü sağ arka tarafında fenere benzeyen bir kulesi var. Şekerci Hayri ya da Atatürk'ün müteahhidi lakabıyla tanınan Hayri İpar'a ait olan yalı, vefatından sonra oğlu Ali İpar ve kızı Muazzez İpar'a kalmış. Yalı Çengelköy halkı tarafından çok sevilen, son sahibesinden ismiyle Muazzez Hanım yalısı diye de anılmaya başlanmış. Muazzez İpar, meşhur ressam Rasim Arsebük'le evlendiğinde Maçka'da oturuyormuş. Sosyete dünyasının meşhur isimlerinden olan Muazzez İpar'a at yarışlarına jokey olarak, otomobil yarışlarında sürücü olarak katılmış. Antika'ya da meraklı olan Muazzez Hanım, bahşiş vermek için borç alacak kadar da hayırsever birisiymiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sosyetenin meşhur ailelerinden biri olan İpar ailesi, köşkleriyle, yatlarıyla, aşklarıyla, kokteylleriyle magazin yağısının gözdesi bir aile.
Göztepe'deki Cemil Topuzlu Köşkü, Arnavutköy-Bebek arasındaki İpark Korusu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı ve Teşvikiye'deki Park Apartmanı yine Mehmet Ayrı İpar ve eşi Emine Tevhide İpar'a ait. Hatta 2. Dünya Savaşı çıktığı dönemde tüm mal varlıklarını kaybetme endişesiyle Amerika'ya giden İpar ailesi Beverly Hills'te muhteşem bir malikane almışlar. Yıllar sonra esen muhalif rüzgarlarla her şeyin tersine dönmeye başladığı dönemde İpar ailesi de dökülen sonbahar yaprakları gibi dağılmaya başlamış. İflaslar, intiharlar, hacizler, krizler eksik olmamış üzerlerinden. Nihayet Muazzez Hanım da 1972 senesinde çok sevdiği bu yalısını kıymış. Hem de kendi canına kıymış. Fenerli yalı Muazzez Hanım'dan sonra uzun süre sessiz ve kimsesiz kalmış ve hala da öyle. Şimdiki durumu da zaten bunu gösteriyor. Şu açık renkli olan altı restoran olarak Bostancıbaşı, Abdullah Ağa yahut da Yordan Yalısı, daha sonra yine aşı boyasıyla Sadullah Paşa Yalısı ki bununla ilgili Üstad bize güzel şeyler söyleyecektir. Bu yalı ile ilgili bildiğim bir iki şeyi söyleyeyim. Söz edilen Sadullah Paşa Yalısı. Boğaz'ın geleneksel Osmanlı yalı imarisine yapılmış. Yapımı 1783. 5. Murat tahta çıktığı zaman Sadullah Paşa'yı da kendine baş mabeyinci atamış. Ama Murat'ın saltanatı da Sadullah Paşa'nın mabeyinciliği de kısa sürede bitmiş. Onu Murat'ın adamı olarak belleyen Vehimli Abdülhamit Berlin seferi olarak onu yurt dışına göndermiş. Sadullah Paşa bundan sonra da Viyana'ya tayin edilmiş. Ama memleketine dönmesine izin verilmemiş. Paşa Viyana'da intihar etmiş. Bunun nedeni biraz tartışma, biraz dedikodu konusu. İşte Berlin'de başlayan bir Schwester ilişkisinden söz edilir. Ama bu Münevver Ayaş'ı bunu reddeder. Sadullah Paşa ayrıca şair, edebiyat tarihinde önemli olan 19. asır adlı uzun bir şiiri vardır. Edebiyat tarihindeki yeri şiir olarak güzelliğinden değil, savunduğu fikrin yeniliğinden ileri gelir. Pozitivizmi, maddi ilerlemeyi övmüş ama tabii sonra bunu İslam'a bağlamıştır. Paşa ölünce Ankara valisi Vecihi Paşa'nın kızı olan karısı Necibe Hanım aklını kaçırmış ve az olmayan yıllarını burada geçirmiş. Necibe Hanım'ın ölümünden sonra yalıyı Ferit tek almış. Ondan kızı Emel Esin'e geçmiş. Şimdi onların kurduğu bir vakfın elinde. Bir zamanlar Ayşekil Tecimer'in çok ünlüydü. Kiracı olarak kaldığını biliyoruz. Günümüzde devlet konuk evi olarak kiraya veriliyor. Hatta bir dizi Ekmek Teknesi'nde birkaç bölümü burada kullanılıyor. Şu anda güzel kuleleri olan kuleli yalı diyeceğimiz Kalkavan Yalısı. Mabeyince Faik Bey Yalısı olarak da biliniyor. Hemen onun yanında Hasip Paşa Yalısı. Şu andaki sahipleri Sabancı ailesi ki Sabancı ailesinin Boğaz'da çok yalısı olduğunu söylemiştik. Beylerbeyi'ne doğru yaklaşıyoruz. Yine lafın arasına gireceğim çünkü bir iki detayı geçmeyelim. Bu Kalkavan Yalısı ya da Mabeyinci Faik Bey Yalısı örneğin. Vaktinde Bereket Şah'ın eşi Esra Bereket'in yaşadığı Beylerbeyi'ni süsleyen güzel bir yalı olan bu yalı Kalkavanlara ait. Daha sonra Ömer Sabancı satın alıyor. Daha önce demiştik Sabancıların Boğaz'da 17-18 tane
yalısı var. Bu yalıda bir kült film olan Melina Mercury ve Peter Ustinov'un da oynadığı Topkapı filmi çevrilmiş. Edison'la Hülya Koçyiğit'in başrolünü oynadığı Hıçkırık filmi de aynı şekilde. Daha sonra Hasip Paşa yalısı geliyor. İki kısımdan meydana geliyor. Bu 95 ve 80 milyon değerinde. Şimdi 19. yüzyılda İstanbul'la arasında yaygın bir düşünce hakim var. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'un en güzel yeri Boğaziçi. Boğaziçi'nin en güzel yeri Beylerbeyi. Beylerbeyi'nin en güzel noktası da Hasipaşa yalısı. Bu 18. yüzyılda inşa edilen Boğaziçi sivil mimarisinin en güzel örneklenen biri olduğu kabul ediliyor. 1972 yılına çıkan bir yangında kül olan yalı sonra Sabancı ailesi tarafından satın alınıyor. Orijinaline yakın bir şekilde yeniden yaptırılıyor. Orijinali iki büyük salon ve 26 odadan oluşan bu yalı şu anda Demir Sabancı'ya ait bir yalı. Oraya gelmeden önce hemen bu Beylerbeyi Camii'nin solunda çok iddialı değil ama Debre Mibusu yani Debre Milletvekili İsmail Hakkı Paşa yalısını da söylemeden geçemek lazım. Beylerbeyi'nden hareket ettikten sonra şu terk edilmiş gibi gözüken Doktor Fazıl Bey yalısı. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü hemen yanımızda Beylerbeyi Sarayı ve ilk birinci Boğaziçi Köprüsü'nü görüyoruz. Ben bu görüntüyü verdikten sonra belki Beylerbeyi kimdir? Zaten ismi üstünde Beylerin Beyi Avrupa valisi yahut da ne diyelim yöneticisi diğer vilayetlere göre daha bir yetkin kişi olduğu için onların üstünde görülmüş ve Beylerbeyi denmiş ve onun yaşadığı bir yer olduğu için de oradan geldiği söylenir. Bir dönemde burada bulunan bir kiremitin ve altın renkli kiremitten dolayı Krisokermos denilirmiş bu buraya. Bu biraz evvel bahsettiğim Beylerbeyi yani vali 3. Murat döneminden sonra kullanılmış. Şimdi biz Beylerbeyi Sarayı'nın önünden geçiyoruz. Birazdan sözü yine üstada bırakacağım. Bana bu Beylerbeyi Sarayı hakkında ilginç bilgisi var mı? Biraz da köprüler, bilhassa bu birinci köprü. Çünkü ilk Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olduğu için bununla da ilgili bilgi vermesini rica edeceğim. Ben birazdan yine sağdan bildirimlerimi devam edeceğim. İlginç midir bilmiyorum ama bir iki laf edeyim müsaadenle. Beylerbeyi Sarayı kumtaşı ve mermerden yapılmış bir saray. Mimarı Sarkis Balyan, Abdülaziz Sultan Abdülaziz için yaptırılmış. Beylerbeyi Sarayı'nı çoğumuz Sultan Abdülhamit'in son dönemlerinde zindanlık olarak kullanıldığını biliriz. Ama Beylerbeyi'nin de Osmanlı tarihinin en sıcak ama o derecede yasak bir aşk hikayesinin yaşandığını bazılarımız bilmeyebilir. İstanbul'dan yabancı bir memlekete savaşlar dışında ziyaret maksadıyla giden ilk ve son hükümdar Sultan Abdülaziz'dir. Fransa İmparatoru 3. Napolyon 1867 yazında Abdülaziz'i Paris'teki Milletler Arası serginin açılışına davet etmiş. Hükümdar Paris'e gitmiş. Fransa'dan sonra da Londra'ya geçmiş. İstanbul'a Belçika üzerinden dönmüş. Paris'te gördüğü bir hanım da ilk bakışta Abdülaziz'in aklını başına almış. Fransa'nın güzelliğiyle ve zekasıyla meşhur importecisi 3. Napolyon karısı Eugène. Söylentilere göre hükümdar Paris'te başka hiçbir şeye bakmamış. Aklı fikri Eugène'de kalmış. Eugène'i tekrar görebilmek hükümdara 2 sene sonrasına nasip olmuş.
1869 yılında İmparatorcu Süveyş Kanalı'nın açılış merasiminin davetiyle yoldayken Mısır'a gemisiyle giderken İstanbul'a da uğramış. Dedikodular bu ziyaretin hemen ilk gününde başlamış. Hükümdar İmparatoriçe için Beylerbeyi Sarayı'nı hazırlatmış. Hazırlıkların başında bizzat kendisi bulunmuş. Eugenie'yi daha kara ayak basmadan denizde karşılamış ve peş peşe hediyelere boğmuş. Abdülaziz'in Eugene'e gecelik entarisi yaptırması için verdiği binlerce altın değerindeki şal şehrin diline düşmüş. İşte o hafta şehir bu dedikodularla çalkalanmış. Abdülaziz 17 Ekim gecesi Dolmabahçe'de saltanat kayığına binip Beylerbeyi'ne geçmiş ve gün ağarıncaya kadar orada Eugene'le birlikte kalmışlar. Söylentiler o kadar artmış ki hükümdarın annesi Pertemiyel Valide Sultan haremi ziyarete gelen Eugene'e kadın senin kocan yok mu memleketine gitsene diye bağıracak olmuş. Hatta bazı Fransız gazeteleri de sadık tebaaları, majesteleri, imparatoriçeyi artık Paris'te görmek istiyorlar gibisinden başlıklar atmışlar. Sonra araya peş peşe felaketler girmiş. Abdülaziz tahttan indirilip öldürülmüş veyahut da ölmüş. Eugene'in kocası 3. Napolyon sürgüne gitmişler. Ve Osmanlı hükümdarı ile İmparatoriçe'nin arası hep bir daha bugün buluşamamışlar. Bunlar ilk önce söylenti olarak kabul edilse de aradan 150 yıl geçtikten sonra bir İspanyol yazar tarafından doğrulanmış. İstanbul'daki İspanyol Kültür Merkezi Cervantes Enstitüsü müdürü Pablo Martin Acero yayınladığı Mavi Sütun Saray adlı kitabında bu 1869'un 17 Ekim gecesi de yaşandıkları doğrulanmış ve bunu ayrıntılarıyla kitabında anlatmış. Köprüden sonra bu Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bina tabii ki oldukça modern bir bina ama arka tarafta o bayrağın dalgalandığı yerde aşağı kadar Kuzguncuk Parkı ve Nakkaş Baba mezarlığı. Ama aynı zamanda tam ortada eğer onu yaklaştırabilirsem daha iyi görülecek belki de. Şurası eğer görüldüyse ben geri alıyorum. Orası Molla Köşkü yahut da Cemil Molla Köşkü. Bu köşk için yine merkeze bağlanalım. Çünkü bunun detayları belki bize bu köşk nedir? Yalıdan farkı nedir diye onu anlatabilir. Molla Köşkü yahut da Cemil Molla Köşkü. Köşk Şeyhülislam Üryanizade Ahmet Esat Efendi'nin torunu şair Süleyman Bey'in oğlu olan ve kısa bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Mahmut Cemil Bey tarafından 1885 yılında inşa ettirilmiş. Bu köşk inşa edildiğinde Mahmut Cemil Bey daha 22'sinde genç bir delikanlı. Molla olarak anılmasına rağmen alemlerin adamı, içki, kumar, zevke düşkünlüğü biliniyor. Örneğin cübbesinin altındaki kıyafetler o zaman Beyoğlu ünlü markası Mürett Kortur'dan. Başındaki sarı o yıllarda marka olmuş. Mesleğini zamanın Padişah Abdülhamit'in kundurucusuna yaptırtmış. Padişah'la bu yakın ilişkisi padişahlıktan indirildikten sonra da Midilli'ye sürülmesine neden olmuş. Köşk Mısırlı Hidif ailelerinin İstanbul Boğazı'ndaki şaşalı yaşantısına özenilerek yaptırılmış. Mahmut Cemil Molla köşkü İstanbul'da saray dışında elektriğin, kaloriferin ve telefonun ilk kullanıldığı köşk. Köşkün hamamı için dünyanın 8. harikası denilmiş. İncecik mermerden yapılmış ve altına kalorifer boruları geçmekteymiş. Hemen devamında aynı adı taşıyan ufak bir cami var. Ama onda yalnızca hani minaresi tek orijinal kalmış. Köşk nedir diyorsun? Köşk kasır. Aslında aynı şey.
Ama benim burada anlatmak istediğim şey yalı eğer suyla bir bağlantısı varsa, eğer deniz kenarındaysa aynı binayı, yapıyı eğer yolun diğer tarafına yani sudan uzak yaparsak buna da köşk deniyor. Şu anda söyleyeceğim şey bu kadar. Bu arada tabii kuzguncuğun özelliğinden biri iç içe yaşayan çeşitli dinlere mensup kişilerin mesela şurada bir kubbesi cami hilali, diğer kubbesi haç olan bir bina görüyoruz ki bunun hikayesinde eğer kiliseye yaptırmak istiyorsanız yanına bir tane de cami yaptırındır. Oradan geliyor bunun hikayesi. Şu anda yine Kuzguncuk taraflarındayız. Fiyatı oldukça yüklü bir evin önünden, yalının önünden geçiyoruz. Burası Fethi Ahmet Bey, Ahmet Paşa yalısı. Bununla da ilgili daha sonra bilgi gelecektir. Bu Fethi Ahmet Paşa yalısı Kuzguncuk'taki oldukça pahalı bir yalı. 150 milyon dolar. Kuzguncuk'tan Üsküdar'a giderken. İlk sahibi Fethi Paşa. Tanzimat'ın önemli fikir ve devlet adamlarından biri. Abdülmecid'in kız kardeşi Atiye Sultan'la evlenerek saraya damat olmuş. Yeniçerilerin uzun zamandır Ayaerine'de depo olduğu silahlar ve benzer askeri malzemeyi toplayarak Türkiye'nin ilk askeri müzesini kuran kişi. Büyük otantik yalılarından bir tanesi bu yalı. Geniş bir bahçe içinde. Şu anki sahibi Faruk Yalçın ki o da öldü. Yakınlarda öldü. Türkiye'nin sayılı zenginlerinden biriydi. Darıca Hayvanat Bahçesi'nde sahibiydi kendisi. Şu anda ekranda gözüken hafif sarımtırak ahşap önündeki ortamda sandalye ve masaların olduğu heykeltıraş İhsan Bey yalısı. Yalının sahibi İhsan Özsoy ilk Türk heykeltıraşıdır. Hemen onun yanında koyu renkli soldaki baş tımar onun yanındaki birbirine renkleri benziyor. Arapzadeler yalısı. Bu Baştımar ailesi yani soldaki 2. Abdülhamit döneminin ünlü komutanlarından Gaziantep Paşa soyundan gelmekte. Hatta Türkiye Komünist Partisi kurucularından sekreteri pardon Nihat Sargın da bir ara burada oturmuş. Biz bu arada Üsküdar'a yaklaşıyoruz. Bu kıyı kurtarma gemisinin arkasında böyle bir depo gibi binalar var. Şu anda hangi üniversite olduğunu bilemedim ama konservatuvar olarak kullanılıyor. Ama bunlar bir kompleks. Bu büyük bina Türk bayrağının olduğu yer. Bir tütün deposu ve şu anda Ciner Holding binası.
ve o Üsküdar'daki birkaç tane camiden bahsetti. Bunlardan Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu, gerçi biraz sonra göstereceğim de Mimar Sinan'ın, ama en azından Mihrimah Sultan adına yapılan camiyi şöyle göstereyim. Hemen Üsküdar Meydanı'nda. Daha sonra hafif sağa doğru çevirdiğimizde işte Kuşkonmaz Cami denilen cami burası. Onun tepesinde Üstad söyledi mi? Tabii ben bilemiyorum, onu duyamadım. 3. Mustafa'nın yaptırdığı Ayazma Camii görmekteyiz. Evet, bu görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Tekrardan sağlıklı, mutlu günler diliyorum.